Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün dijitalleşen dünyada finans ve girişimcilik hukukunu konuşacağız. Finans dijitalleşirken yatırım enstrümanları da çeşitleniyor. Tabii bu çeşitlilik içinde hukuki süreçler de büyük önem kazanıyor. Diğer yandan girişimcilik ekosistemi içinde de hukuksal bakış açısının önemi günden güne artıyor. Yapay zeka durur mu? Orada da durmuyor. Bu alanları da muhakkak etki ediyor. Bugün bütün bunları değerlendirmek üzere çok kıymetli bir konuğum var. Vira Hukuk Partneri sevgili Can Hasan Acılıoğlu bizlerle. Can hoş geldin Dijital Finans'a. Teşekkür ederim. Sağ olasın İskender. Seni burada ağırlamak büyük keyif. Seni kısaca tanıyalım. Arkasından da Vira Hukuk'ta finans hukuku, startup, fintech hukuku alanında neler yapıyorsunuz? Evet. Kısaca onları anlatırsan sevinirim. Senim öncelikle tabii finans alanında uzunca yıllar emek sarf etmiş birisine konu olmak çok keyifli bir şey. Öncelikle onu söylemek isterim. Nazik davetiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Aslında finans hukuku ile ilgili benim başladığım serüven tabii fakülte yıllarında gelen bir şey ama devam eden yıllarda da bir bankanın hukuk departmanında görev almıştım. Sonra devam eden yıllarda tabii ayrıldık. Farklı bankalar, farklı tecrübeler edinme şansımız oldu. Ve sonrasında dört ortak, biraz da finans hukuku ağırlıklı çalışan, şirketler hukuku ağırlıklı çalışan dört ortakla birlikte Vira Hukuku kurduk. Bu zamana kadar finans hukukun aşağı yukarı her alanıyla uğraşma şansımız oldu. Bundan da keyif alıyoruz. Müvekkillerimize bu konuda bazı değerler kattıkça da keyif alıyoruz bundan. Ki işin bir alanı da tabii belki birazdan sohbetini edeceğimiz finansal teknolojiler, startup vesaire konularında da oldukça yoğun bir pratiğimiz var. İnsanlara buralara destek oldukça açıkçası keyifle işimizi yapmaya da devam ediyoruz. Tebrik ediyorum bu yolculukta. İsmini de çok sevdim. Yayından önce sohbette bahsetmiştin. Yelken Spor'la evet. ilgileniyorsun hem sen hem ortakların da. Aynen. İsmini de tam da buna göre kurmuşsunuz. Vira diye güne evet. başlıyorsunuz. İnsanlar bazen şeyi şaşırabiliyorlar. Biraz da deniz hukuku gibi düşünüyorlar ama yok. Bizim bütün bir olarak hatta kızım da dahil. Kızım da Fenerbahçe Yelken takımındadır. Ailecek tekneyle uğraşıyoruz. Çok da keyif aldığımız bir uğraş. Hani ilerleyen zamanda mutlaka ömrümüzün bir dönemi geçirmeyi hayal ettiğimiz bir yer burası. Ne güzel inşallah hayallerimize kavuşuruz hepimiz. Tabii az önce çok güzel söyledin. Finans alanı neredeyse bütün süreçlerine dokundun ama ben senin özellikle uzmanlık alanlarından bir tanesi olan bu türev araçlar konusuyla ilgili sohbete başlamak istiyorum. Çünkü yatırımcılar evet. açısından baktığında alternatif bir yatırım enstrümanı özellikle son 10 yılda belki daha da böyle yoğun bir şekilde kullanımı arttı. Tabii ki burada bir getiri potansiyeli var ama diğer taraftan da çok çok büyük riskler var. Bu türev araçlar neler ve özellikle yatırımcıların bu araçlarda yaşadığı, sıklıkla yaşadığı sorunlar neler? Sen nasıl deneyimler evet. elde ettin? İstediğimde şöyle aslında yani 2008'li yıllarda bu türev işlemleri dair biz bazı kavramlarla karşılaşmaya başladık. Tabii özellikle daha öncesi de olabilir bu kavramların. Ama 2008 yılında özellikle uygulamada, özel bankacılık, hazine uygulamalarında türev işlemlere dair çok da iştahlı bir hamleyle işlemleri gördük. Aslında ikinci yıl piyasalar anlamında bir karşı olması lazım. Türkiye'de ama ona dair bazı düzenlemeler oldu ama tam oturmuş bir durumda değil maalesef. 2008 yılında başlayan işlemlerde 2011'e geldiğimizde çok farklı bir noktaya geldi. Çünkü dayanak varlıklara dair çok ciddi bir volatilite vardı. İnsanlar çok ciddi zararlar etmeye başlamışlardı yatırımcılar. Ve bankalarda özellikle bu konuda yatırımcılara anlaşmayı tercih ediyorlardı. İşte biz o dönemde devreye girdik ve biraz da farklı bir açıdan yaklaştık. Çünkü sonuçta ortada bir sözleşme var ve kompleks bir sözleşme var. Bir tarafının banka cılık hukukuyla da ilintili olduğu, bir tarafın borçlar hukukuyla ilintili olduğu kompleks bir sözleşme tipi var karşımızda. Ve nitekim de SPK mevzuatına tabi midir, değil midir çok uzun bir tartışmamız vardı bizim. 2012 yılında o tartışma bitti ama tam olarak bitmedi. 2017'de alt tiplilerle birlikte artık bu işlemlerin SPK mevzuatına, sermaye piyasası kanununa tabi olduğu hususta herhangi bir tereddüt ve tartışma kalmadı. Biz bu davada ilk baktığımızda tabii zarar eden bir yatırımcı vardı ve bu zarara dair de bir refleks göstermeye çalışan, hani eğer sorumluluğu varsa gidermeye çalışan bir yatırım şirketi var idi veya banka var idi. Bu davalarda tabii baktığımızda 3 tane nokta var, ana nokta var. Bu işlemin yapıldığı an, yani sözleşmelerin ve diğer dokümantasyonların imzalandığı ana dair ihtilaflar, sözleşmenin devam eden süreçteki bazı yükümlülükleri uyup uymamaya dair ihtilaflar ve nihayetinde de sözleşmenin kapanması dediğimiz veya margin call, stop loss dediğimiz işlemlerin realize olduğu, zararın veya karın realize olduğu anlar. Bunların her birisi dair de farklı farklı ihtilaflar var.
insanların farklı iddiaları var bu konuda. Ama bu iddiaların en büyük toplandığı yer aslında bir bilgilendirmenin, bir aydınlatmanın yapılıp yapılmadığı noktası toplanıyor. Veyahut da sözleşmedeki margin call gibi bazı hükümlülüklerin yerine getirip getirmediği noktası toplanıyor. Biz buraya baktığımızda tabii ilk gördüğümüz, tespit ettiğimiz şey şurası. Çünkü herkes sonuçta farklı sözleşmeler, belki birbirine benzese de farklı dokümanlar üretiyor. Riskin bildirildiği, anlatıldığı. Buralarda bir yeknesaklaşmaya doğru giden bir eğilim var. Ama yine de hala farklılıklar da görüyoruz. Ama bu sözleşmelerin vesaire her sonunda bizim özellikle pandemi öncesinde en nihayette bu sözleşmeleri imzalatan, anlatan, riski ifade eden, anlatan bir müşteri temsilcisi var. Hı hı. İşlemlerin devam eden aşamalarında yine bir müşteri temsilcisi var. O nedenle siz hangi sistemi kurarsanız kurun, aslında o müşteri temsilcisinin biraz yeteneği, yeterliliği, kafasını oraya verip vermemesiyle ilgili maalesef bir karmaşık bir yapısı var. Bu ihtilaflar çokça doğdu tabii. Hatta biz tabii şunu da şu anda kısa bir zamanda anlatıyoruz. Normalde ben bunlar eğitimler de veriyorum. Zamanında Sermaye Piyasa Aracı Kuruluşlar Birliği'nde bazı Yargıtay kararları dolayısıyla bir gün süren eğitimler veriyordum. Evet. Bankacı ve yatırımcı arkadaşlara. Ama kısacası o müşteri temsilciyle temas ettiği işlemin yerlerde hep bazı ihtilaflar, hep bazı sıkıntılar doğdu. Onları da farklı kararlarla açtık diyebilirim kısacası. Evet, yani tabii şimdi piyasalar geliştikçe biliyorsun, hisse senedi alım satımı, yatırım fonları, borçlanma araçları, bunlar görece çok basit aslında tabii kalıyor. Bakma yani hisse senedi yine basit, ilişkin içinde bedelli, bedelsiz, temettü gibi tabii. Konular devreye girdiğinde biraz onlar da kompleksleşebiliyorlar. Ama işte forward, future, opsiyon gibi, hatta son dönemde DCD, RDCD gibi, hatta yapılandırılmış ürünler gibi çok fazla yapı var. Ben de uzun yıllar borsa aracı kurumlarında operasyon yöneticisi olarak görev yaptım. Aslında tam senin dediğin noktaya temas edecektim. Sen güzel söyledin. Bunlar çok kompleks ürünler olduğu için Türkiye'de bile bankacılık ya da finans alanında çok az sayıda hazineci bu kadar kompleks yapıların içinde kendilerini geliştiriyorlar. SPK'nın yaptığı o SPL lisanslama sınavları da biraz daha yüzeysel kalıyor haliyle. Evet. Temsilcilerin dediğin gibi sizin gibi böyle bu işe böyle dedike olmuş, bu işin uzmanı kişilerden eğitim alması bence çok önemli. Tabii bu piyasanın derinleşmesiyle birlikte belki de finansal okuryazarlık kavramını da belki yeniden ele almamız gerekiyor. Çünkü şimdi bak konuştuğumuz konuda bile ne bütçe konuştuk, ne tasarruf konuştuk. Zaten bunları yapmış bir bireyin yatırımlarını yönetirken farklı riskleri, farklı sepetleri oluşturarak bir yatırım yönetimi yapması gerekiyor. Bu sene de Sermaye Piyasası Birliği Kongresi'nde de bunu değerlendirmiştik. Sermaye piyasaları okuryazarlığı diye bir kavram. Ne dersin bu kavrama? Bu kavramın gelişimi vesaire nasıl değerlendirirsin oraları? Kavram çok yerinde bir kavram zaten. Daha önce duyduğumda da çok hoşlandığım bir kavramdı ki o konudaki emeklerini biliyorum zaten. Ama zaten hani buraya yaklaşırken biraz biz dilekçelerimizde veyahut da makalelerimizde hep şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Sonuçta sermaye piyasalarında risk ile getiri arasında bir doğru korelasyon var. Bir kardeşlik var yani. Yani siz daha fazla riskli ürünlere yönelmeniz lazım daha fazla getiri elde edebilmek için. Zaten hani klasik mevduattan uzaklaştığınız her yerde zaten o varlığınıza ulaşmanızı engellemekle başlayan hani ve devam eden riskleri taşımak zorundasınız. O yüzden bu finansal okuryazarlığı çok önemsiyorum. Tabii de sermaye piyasaları dediğimiz zaman farklı bir okuryazarlık da gerekiyor. Çünkü sadece bir bütçe, varlık yönetimi değil, aynı zamanda bir riski de üstleniyorsunuz. Riski üstlendiğiniz yerde artık onun farklı açılardan değerlendiriyor olmamız lazım. Zaten bizim SPK mevzuatı veya SPK'ya dair temel yükümlülüklere baktığımız zaman da temel olarak şunun üzerine işliyor. Bağımsız karar veren yatırımcı, kendi kararını veren ve bu kararı göre işlem yapan yatırımcı üzerine ilerliyor. O nedenle tabii de yatırımcı tarafında bir sermaye piyasaları okuryazarlığı anlamında bir okuryazar çok önemli. Ama ben bir de bir tarafını daha göstermek istiyorum ki o da çünkü bu insanlara temas eden ve izah eden insanlar anlamında da hem onları tanımak hem onlara bu işi doğru anlatmak anlamında bu okuryazarlığın yatırımcı tarafında da mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Hem kurum hem yatırımcının aslında birlikte eğitildiği, belki bizlerin de bu aralarda eğitildiği tabii, vesaire farklı bir okuryazarlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani buradan ufak bir çağrı da yapmış olalım o zaman. Evet. Bu eğitimleri düzenlerken sevgili kurumlarımız muhakkak hukuki bakış açısını da hem temsilcilerini yani kurumlarını korumak adına bir taraftan da yatırımcıları korumak adına bu hukuki bakış açısını muhakkak eklesinler. Tabii sermaye piyasaları okuryazarlığı diyoruz ama biz ülkece risk
seviyoruz biliyorsun. Risk deyince de aklımıza yatırım dünyasında tabii ki kripto paralar geliyor. Evet. Dijital okur yazarlık da burada bence. Dijital finans okur yazarlığı da çok çok önemli. Sen o alanda da önemli uzmanlıkların var. Tabii hemen çok hızlıca sana Binance hikayesini sormak istiyorum. O bence çünkü hukuki açıdan da çok çok önemli bir senaryo önümüzde duruyor. Dolayısıyla oradan hareketle de bizim hukukumuzda, bizim dünyamızda, Türkiye'de aslında kripto varlıklarla ilgili mevzuatsal açıdan nasıl bir düzenleme olabilir, olabilir mi ya da sen nasıl değerlendiriyorsun? Evet, ya Binance'la beraber tabii çok farklı bir kulvar karşımıza çıktı. Çünkü kriptoya dair zaten bir regülasyon gerekliliği konusu her mercide, her makamda farklı şekilde de söylenen bir kavram, bir olgu zaten. Baktığımızda bizdeki tarihe, regülasyon anlamında aslında 2020-2021'li yıllarda bu konuda çok ciddi bir regülasyon beklerken işte tek bir düzenleme geldi. Bu da ödeme aracı veya hizmet alımına dair yasaktı. Yani bizim biraz otoritemiz, idari otoritemiz bu tebliğle birlikte şunu koydu ortaya. Ya ben burayı düzenlemeden, ben burayı tam öngörmeden hani buna dair bir şey yapmayın. Buna geldi konu. Ama şimdi bu Binance hızlandırdı mı? Tabii hızlandıracak bazı süreçleri. Bunu da görüyoruz ki nitekim hani içeriden alınan duyumlara göre de zaten mecliste çok yakın bir zamanda buna dair bir tasarı konuşulacak. Konuşulması da gerekiyor. Bir an önce konuşulması gerekiyor. Çünkü insanların regülasyon gerekli kaygıları çok ciddi kaygılar ve çok da önemli kaygılar. Yani burada çünkü insanların zarar edebileceği bir süreci de başlayabiliriz. Çünkü biz Binance'la beraber şunu biliyoruz. Sonuçta CEO kabul etti suçlamaların 9 tanesinde. Ve bu suçlamaların hepsi terör finansından tutun da farklı alanlara doğru gidiyor. Ama şu aşamada insanların zarar ettiği aşamada ne olacağı konusuna dair tabii ki bir düzenleme şart gözüküyor. Ama bir yandan da kriptonun hani felsefesine, varlığına baktığımız zaman ki aslında bir yandan hani blockchain'dir, Web3 tasarım tartışmalarıdır. Bunların hepsini bir arada bir bütüncül bakmak lazım elbette ki. Ama kriptoya baktığımız zaman doğduğu ihtiyaç, kurulduğu felsefe, var olduğu, kendini var ettiği o boşluğa baktığımız zaman da tabii ilk soru da şu, yani böyle bir alan regüle edilebilir bir alan mı? Bu tartışma da çok keyifli bir tartışma. Biz yani hukukçularla bunu çok sık tartışıyoruz tabii veya kripto alanlarında hizmet verenlerle ilgili. Bu tartışma çok önemli bir tartışma. Bu konu regüle edilip edilemeyeceğini biraz ilerleyen zamanda göreceğiz. Çünkü hani ölçek sorunu var burada. Yani hani bir ülkede, bir ölçekte bunu yapılabilir bu regüle ama kripto dediğimiz şey bir ölçeğe sığdırılabilir değil. Şu anda mevcudu siz regüle edebilirsiniz ama sürekli kendini geliştiren bir alan. Yeni kriptolarla, varlıklarla, yeni varlıklarla birlikte. O nedenle buranın ne kadar regüle edilebileceği biraz zamanla göstereceğiz. Ama çok yakın bir zamanda buna dair bir tartışmayı, bir tasarıyı tartışıyor olacağız diye de en azından şimdiden çok söyleyebilirim. Güzel. Bununla ilgili hatırlarsan daha önce sosyal medyada birbirimizin önüne düşen çeşitli taslaklar da oluştu. Belki o biraz kamuoyu yoklaması gibi de algılandı. Benim genel olarak sektörde gördüğüm, gözlemlediğim, belki yatırımcı olarak da, kripto yatırımcısı olarak da kendi açımdan değerlendirdiğimde tabii burada olası bir zarar ve olası bir dolandırıcılıkta benim zararımın tazmini için burada muhakkak bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Bir taraftan orada merkeziyetsiz bir dünyada oluyor olmayı seviyorum. Tabii mevzuatın getireceği özellikle kripto varlık saklamacı konusu bence oldukça çok önemli. Ki maalesef TODEX gibi çok sıkıntılı bir süreci yaşadık ve ülkemizde özellikle finans kurumlarının yani bu alanda büyük deneyimi olan büyük kurumların da buraya hazırlık yaptığını görüyoruz. Kripto hizmet sağlayıcılar kuruyorlar, satın alıyorlar, kripto varlık saklama teknolojilerini bir taraftan geliştiriyorlar. Tabii buranın duygusunu da biraz böyle o hassasiyeti de koruyacak şekilde işin vergisel boyutu da bence önemli. Önemli. Herkesin en büyük çekincelerinden bir tanesi o. Umarım çıkacak olan mevzuatta sektörün nabzı gerçekten iyi yoklanmış olur ve her uzmanın, sizler gibi uzmanların görüşleri alınmış olur ve hakikaten herkesin içine sinen bir düzenleme olur. Vallahi biz de heyecanla bekliyoruz. Tabii buradan biraz girişimcilik hukukuna doğru geçmek istiyorum. Aslında bu şimdi biri kripto ile ilgili belki bir girişim kurmak istiyor bu konuştuğumuz dünya içinde. Sen finans hukuku, startup hukuku ve fintech hukuku alanlarında uzmanlıklarından bahsetmiyorsun. Bunların hepsinin ciddi bir kesişim noktası var. Biraz o kesişimden bahseder misin? Çok teşekkürler. Çok da güzel bir soru bu. Çok da büyük de bir soru tabii. Şimdi startup dünyasına baktığımız zaman tabii de farklı alanlarda yatırımlar olduğunu görüyoruz. Farklı alanlarda insanların geliştirmiş olduğu fikirler çerçevesinde gerek profesyonel desteklerle, gerekse kendi biraz da yollarını bulmaya çabalarıyla birlikte bir şeylerin şekillendiğini görüyoruz. Ben farklı ortamlarda hep söylüyorum. Türkiye için ben startup denilen, girişim denilen şey çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer
destekleme anlamında, regülasyon anlamında ve yatırımcının daha rahat yatırım yapabileceği bir kulvarı yaratmak anlamında bazı ön adımlar atılırsa Türkiye'de çok yakın bir zamanda startup, girişim dünyasını çok daha fazla duyacağız. Tabii sizin gibi işin içerisinde olan insanlar bunu sürekli konuşuyoruz. Belki bizler sürekli bunu sohbetini yapıyoruz ama daha gündelik, daha insanların yatırım yapacağı bir alana doğru gidecek ki bunun da önü açılmak isteniyor aslında. Ama burada hala yatırıma dair yaşanan tereddütler ve yatırım çeşitliliğinin şimdiye kadar halen o gayrimenkul yatırımının hala esnememesi gibi nedenlerle veya farklı yatırım kaygılarıyla buraya çok fazla yönelmediler. Dediğiniz çok haklısın. Yani finansal alan, finans hukuku dediğimiz daha dar bir alan ile startup ve fintech özellikle çok kesişen büyük bir alanı var. Çünkü konuşmanın başında da bahsettiğimiz mesele aslında startup bir piyasaya dair, sektöre dair bir boşluğu, bir açığı gördüğü zaman orayı biraz da teknolojinin yardımıyla çözen aslında bir girişim, yatırım mantığı. Finansal konulara baktığımız zaman da şu anda en çok zaten sorun yaşanan yer, bu en son başta bahsettiğimiz o müşteri temsilcisinin olduğu yer. Şu anda fintech alanlarında da hani ödeme sistemleriyle başlayan ama en nihayetinde bu algoritmalarla, robot teknolojilerle ve en nihayetinde yapay zeka ile devam eden bir sürece doğru gittiğimiz görülüyor. Fintech şu anda Türkiye için çok önemli bir alan. Çok güzel yatırımlar görüyoruz bu alanda. Çok güzel fikirler görüyoruz bu alanda. Buranın iyice desteklenmesi gerekiyor. Ama bu finans hukuku ile ilgili alana girdiğimiz zaman tabii fintech'in ve finans hukukuna baktığımızda hukuk buna ne kadar şu anda uygun bu konu tartışmalı. Çünkü biz bu algoritmalarla vesaire belki bazı yatırım tavsiyeleri veriyoruz. Ama bunun algoritmayla yapılmasının SPK mevzuatına ne kadar yeri var, ne kadar uygun, sizin algoritmayla beraber bir dengelemeyi ne kadar uygun, ne kadar değil vesaire bunların her birisi aslında SPK mevzuat açısından denetlenmesi lazım. Ve mevzuatının buna göre biraz güncellenmesi lazım tabii. Bunun haricinde fintech alanlarında gördüğümüz girişimler ya yatırımlar gerçekten heyecan verici ve gerçekten de keyifle takip ettiğimiz ve hizmet verdiğimiz alanlar. Buraların devam etmesini canı gönülden istiyoruz tabii de talep ediyoruz. Elimizden geldiğince de destekliyoruz bu alanları. Çok güzel. O son söylediğine bir ufak yorum yapabilirim en azından. Lütfen. Konunun içinde olan biri olarak. Sermaye piyasası mevzuatında da hali hazırda bir portföy yöneticisi insan. Evet. Kanlı canlı insan portföy yöneticisi de biliyorsun birçok karar alıyor. İkimiz aynı şirkette çalışırken, ben bir senede alma kararı verirken sen satma kararı verebiliyorsun. Çünkü başka bir veriye bakarak hareket ediyorsun. Ama günün sonunda belki ben getir elde ediyorum, belki sen zarar elde ediyorsun. Gerekçenin ne olduğunu somut bir şekilde, ayakları yere basacak şekilde ortaya koyduğunda, bunu da yatırımcıya bu risklerle birlikte anlattığın durumda, pratikte aslında bir insan neye karşı kalıyorsa bu mevzuat açısından, yapay zekanın da benzer durumu var. Yani çünkü yapay zekada baktığında insandan çok daha fazla veriyi ondan çok daha hızlı bir şekilde analiz edebiliyor ve aldığı kararların gerekçesini de yine otomatik raporlarla sunabiliyor. Dolayısıyla ben orada aslında biraz oranın oturduğunu, ülkemizde de bu anlamda gelişim gösterdiğini görüyorum. Tabii bu dijitalleşme önemli bir adımıydı. Pandemiden sonra özellikle dijitalleşmede, yani finansın dijitalleşmesi adına regülasyonun, senin sevdiğin alanın önemli adımları geldi. Önünüze birden böyle bir sürü yönetmelikler, tebliğler düştü değil mi? Dijital bankacılık servis modeli, uzaktan müşteri edinimi ki bence en önemli hamlelerden bir tanesi o. Ve rekabet dijitalleşmeye kaydı finans kurumları arasında. Biz de bir taraftan evde son kullanıcılar olarak uygulamaları yükledik. Patır patır o sözleşmeleri okumadan onayladık. Doğru. Peki o son kullanıcı deneyiminden itibaren bütün bu paydaşlar hukuki danışmanlığa ne derece ihtiyaç duyuyorlar? Farkındalık nasıl hakikaten yani orada? Çünkü ben eminim sıkıntılar çıkıyor. Tabii çok haklısın. Sıkıntılar çıkmaması mümkün değil zaten böyle bir alanda. Şöyle ki ama aslında pandemiyle beraber tetiklenen farklı bir kulvar da var. Çünkü daha öncesinde ıslak imza dediğimiz imza çok önemliyken pandemiyle beraber farklı onay mekanizmaları, elektronik imzaların kullanıldığı vesaire farklı onay mekanizmaları bir anda bir tebliğle beraber hayatımıza girdi. Hani daha öncesinde imzanın olmaması bir net bir ihtilaf ve net bir kusur olarak atfedilirken şimdi ise farklı çözümlerle, daha teknolojik çözümlerle bunun aşılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama yeterli mi? Değil tabii. Çünkü sonuçta yatırımcının ihtiyaç duyduğu şey daha ziyade bir optimizasyon, daha kişiselleşmiş öneriler, tavsiyeler ve daha rahat karar verebileceği bir veri setinin sunulması. Bunu yaptığınız alan tabii ki de önemli. Ben bunu çokça Türkiye'deki fintechler açısından baktığım zaman
çok dediğim gibi olumlu ve çok iyi çalışmalar olduğunu görüyorum. Ama dijitalleşme başlığı altında bizim mevzuatımıza baktığımız zaman yeterli bir alan olduğunu açık yürekle söyleyemiyorum tabii. Çünkü bizde hukukta biraz şöyle bir tartışma vardır hep. Bir olması gereken vardır. Hukukun öngörmeye çalıştığı, piyasaların ilerlediği bir alan. Ama bir de olan vardır. Biraz hukuk biraz olanla ilgilidir. Şu anda olana baktığımız zaman tüketici mevzuatından borçlar kanununa kadar pek çok alanda bir yorum yapmak gerekiyor. Evet. Ama olması gereken ise tabii de özgürleşmiş bir alan. Artık finansal teknolojilerin ve startup'ın özgürleştiği bir alanı konuşmamız lazım. Ama maalesef biz burayı olanı soyutlayıp veya olandan yola çıkaraktan bir olması gerekene doğru gidemiyoruz şu aşamada. Ama buna da artabiliyor. Çok ciddi çalışmalar var. Bir de sektörde özellikle yeni bazı girişimlerle birlikte ve girişimci, yatırımcı dinamikleriyle birlikte çok ciddi ilerlemeci bir yöntem izleniyor. Ve şimdiye kadar Türkiye'de bunları yasaklayan veya durdurmaya çalışan bir eğilimden ziyade tam tersine biraz sessiz kalarak da olsa destekleyen bir eğilim var. Ve burada bu aşama nerede bitecek veya nerede ciddi sorunlarla karşılaşacak konusunda tabii ki de sizler gibi danışmanlar, belki bizler gibi hukukçuların çok önemli bir görevi olacaktır. Çünkü bazı startuplarda, örneğin bizim müvekkilimiz olan birlikte çalıştığımız startuplarda şunu biliyorum, işte bazı green tech'lerde, bazı sürdürülebilir iklime dair startuplarda ki çok önemsediğimiz alanlar bunlar da bizim. Ama bazen şunu gördük mesela, o formül vardı ve o formül çalışmadı. Aslında çok ciddi girişimler de almıştı, çok ciddi yatırımlar vardı vesaire işin içerisinde ama bazı hocaların da, önemli hocaların da olduğu bir startup'ta bir baktık o formül çalışmadı yani. Ama bunun anlaşılması 6 ay, 1 yıl arası olduğu zaman tabii ciddi sıkıntılar yaşandı. Nasıl geriye döndüreceğiz bütün bu süreçleri diye tartıştık. Ama startup'ların tabii önünde çok büyük ödevler var. Çünkü biz genelde bu başlangıç aşamasını daha ekonomik çözmeye çalışıyoruz haliyle. Doğru. Tabii şirket kuruluşlarında herkes artık şunu biliyor, bir anonim şirket olması lazım biliyor. Ama o şirketin nasıl olması gerektiği konusunda, yani yatırım alacak bir şirkete doğru nasıl gitmesi gerektiği konusunda ise çok imekleyen bir haldeyiz. Çünkü eğer siz bir yatırım alacaksanız hani kurucuları ayrı bir yere koymanız lazım, çalışanları dağıtacağınız stock option'ları ayrı bir yere koymanız lazım, hissedarlara veya sonrasında yatırım yapan insanları ayrı bir yere koymanız lazım. Bunların hepsini de ana sözleşmede düzenlemeniz lazım. Doğru. O nedenle biraz daha çok yol almamız lazım. Biz de elimizden geldiği kadar bu alanlara tabii yardımcı olmaya çalışıyoruz çok insanlara. Çok güzel. Yani bir fikrim var deyip çıktın ortaya. İşte 2-3 arkadaş biz abi yazılımı o abi yapacak. İşte biz ortak olacağız dediğinde o kadar olmuyor. Masaya o beyaz kağıt geldiğinde işin rengi değişebiliyor. Biz bu zaten genç arkadaşlarla çalışırken veya fikri olan arkadaşlarla biz önce şöyle bir yöntem tercih, ödev veriyoruz. Hem kendi tarafımıza ödevler veriyoruz hem de diğer tarafa ödevler veriyoruz. O ödevler zaten çalışılıyorsa ve devam ediyorsa devam ediyor bu süreç. Eğer çalışılmıyorsa zaten devam ediyor. Evet, çok az bir süremiz kaldı ama evet. Böyle bir dakikalık sürede şeyi toparlamanı isteyeceğim. Bütün bunların içinde yapay zekayı sen nasıl konumlandırıyorsun? Yani finansın içinde gelişim alanlarına önemli katkılar yapıyor. Bir tarafta da hukuk alanında yapay zeka gümbür gümbür geliyor. Çok kısa orayla ilgili fikirlerini de alırsam çok mutlu olurum. Ya yapay zeka artık geri dönüşü olmayan bir süreç biliyoruz. Hani buradan artık farklı daha konservatif yorumlar yapmak mümkün değil. Zaten ilerliyor. Kendi kendine geliştiren bir yapı zaten. Her yerde tartışıyoruz otomotivden farklı bir yere kadar. Farklı konulara kadar. Ama ben hukuk konusunda bizim hukukçular biraz daha bu konulara çekimser, biraz daha uzak. Biraz daha kanaat, vicdan vesaire gibi konular, yani kamu düzeninden kaynaklı konular dolayısıyla biraz daha uzaklar. Ama ben yapay zekanın hukuk alanına hızla girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hızla girmesi gerekiyor çünkü aslında bazı kavramlar özellikle ticaret hukukunda aslında matematiksel de kavramlardır. Matematik devreye girer orada. Örneğin bir genel kurul iptalinde nisabı tartışırken toplantı olabilir, karar olabilir. Orada matematiktir aslında tartıştığımız mesele ve burada maalesef farklı kararlar görebiliyoruz. Bunun böyle olmaması lazım. Ben bir yapay zekanımda çok daha hızlı bir karar vereceğini düşünüyorum. Örneğin biz kendi büromuzda yapay zekaya dair özel olarak çalışıyoruz ve bunu da elimizden geldiği kadar kullanıyoruz ve çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çok iyi sonuçlar alıyoruz ki daha ilk aşamalarında. Ama işte hukuk eğitimine bakıyoruz, hukuk uygulamasına bakıyoruz, yasa koyucudan yasa uygulayıcıya kadar bakıyoruz. Şu anda bizim sistemimiz için çok erken bir sistem ve bunu şu anda çok fazla uygulanabilme bir alanı yok gibi gözüküyor. Çok çok teşekkürler Can. Valla harika, keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ ol katkıların için. Çok teşekkür ederim. Evet, Dijital Finans'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.